Adam Metin arıyor Can Demir. Altı kapı hareketi Röstü'nü nişan aldı. Gol! Metin kafayla attı. Metin kafayla attı. O Türk futbolunun tartsız kralı. O ömrünü Galatasaray'a adamış bir futbol adamı. Adına besteler yazılan bir efsane. Efendi kişiliği, centilmen duruşu ve yeteneğiyle taraflı tarafsız tüm futbol severlerin saygısını kazanmış bir insan. Galatasaray efsanesi Metin Oktay, Türk futboluna unutulmaz izler bıraktı. 2 Şubat 1936'da İzmir'de dünyaya gelen tartsız kral, kariyerine 15 yaşında Damlacık Kulübü'nde başladı. Metin Oktay, 1955 yılında bir otomobil karşılığında kendisini sarı kırmızılı formaya bağlayan 5 yıllık sözleşmeyi imza attı. Galatasaray formasını Beyoğlu Spor maçıyla giymeye başlayan Türk futbolunun efsane ismi ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı. Metin Oktay, Fenerbahçe ile oynanan maçta tarihe geçen ağları yırtan golü kaydetti. İzmir Spor'dan gelen yüksek transfer teklifini kabul etmeyen Oktay, kariyerine sarı kırmızılı forma altında devam etti. İtalya'nın Palermo takımına transfer olan efsane futbolcu bir sezon sonra Galatasaray'a geri döndü. 1965 yılında Taçsız Kral filminde başrol oynayan Metin Oktay, futbol dünyasında bu isimle anılmaya başladı. Futbol hayatını 1969 yılında noktalayan Oktay, jübile maçında Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Can Bartu ile forma değiştirdi. Bu maçta iki efsane isim yaklaşık 10 dakika ezeli rakiplerinin formasını terleterek unutulmaz bir anıya imza attı. Sarı kırmızı formayla Can Bartu, sarı lacivert formayla Metin Oktay. Süper Lig'de 6 kez gol kralı olmayı başaran Metin Oktay, lig tarihinde kaydettiği 217 golle bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor. Oktay, jübilesinin ardından Galatasaray ve Bursaspor'da teknik adamlık görevlerini üstlendi. Metin Oktay, 13 Eylül 1991'de geçirdiği trafik kazasıyla hayata gözlerini yumdu.